Seyhan'ın mutfak aşkından herkese merhabalar diliyorum. Değerli izleyicilerime sevgilerimi saygılarımı selamlarımı da sunuyorum. Sadece meyveler ve baldan oluşan çok pratik çok kolay bir dondurma yapıyoruz. Buzlukta şöyle 1-2 saat kadar donmasını beklediğim kirazlarım bir yemek tabağı olacak şekilde kirazlarım. Şeftali ve muzum var ve bal var. Balı da ben dolaba koymuştum aylardır orada duruyordu biraz açıkçası. Şekerleşir gibi olmuş ama hani tam şekerleşme yok. Ee, bu şekilde şimdi dondurmuş olduğumuz meyveleri robotta ben çekmeye başlayacağım. Robot haznem bir hayli küçük. O yüzden ben de aslında bir hayli çabuk bitsin diyerekten doldurdum. İki seferde yapmak istedim. Bu yüzden biraz zorladı açıkçası. Isınınca yani sizlerin de hani robotu böyle ısınırsa Dinlendirebilirsiniz. Bu şekilde artık tabakların yarısını koyduktan sonra çekmeye başlıyorum. İlk aşamada bal vesaire koymuyoruz. Şöyle daha yakından gösteriyorum sizlere. Bakın bu şekilde yavaş yavaş çekiyor. Daha az olacak şekilde de koyabilirsiniz. Ben hani dediğim gibi çok aşırı uğraşmak istemediğim için iki seferde yapıp çıkmak istedim. Bu şekilde artık bir müddet çekmiştim. Güzelce de tüm meyvelerim ezilmişti. Şöyle bir kenarlarını toparlıyorum. Ve artık bir yemek kaşığı dolapta durduğu için bal tabii ki koyulaşmıştı. bir yemek kaşığı böyle dolu haliyle oldu. bal koyuyoruz. 2 veya 3 kesinlikle koymayın. Çok aşırı şekerli oluyor. Ben bile tepeleme koyduğum için e, bir hayli şekerli hissettik biz. Şeker oranını sizler yani hani bal oranını sizler tamamıyla daha az veya daha fazla artık hani damak zevkinize göre koyabilirsiniz. Bu şekilde bir müddette eee ballı olarak çırptıktan sonra robotta çevirdikten sonra aslında uzunca daha çırpabiliriz. Çünkü e, bal olduğu için birazcık daha böyle koyulaşma yapacaktır. Ben eee fazla robota çevirmedim hemen artık saklama kasesine koydum ve ikinciyi çevirmeye başlıyorum ikinci kalan malzemeleri donmuş kirazlarımı da koyuyorum muz şeftalinin üzerine sizler bu meyveleri kullanmak hani zorunda değilsiniz kiraz yerine vişne veya daha farklı meyveler veya ben hani tüm meyveleri gördüğünüz gibi karıştırıyorum ve rengi de haliyle kahverengimsi olmuştu. Hani hoş hoş bir renk olmadı açıkçası. Ee, sizler böyle tek tek de yapabilirsiniz. Hani sade muzlu, işte sade e, şeftalili, sade vişneli veya sade kirazlı gibi tek renk böyle hani daha hoş gözükecektir. Başka e, kaplara koyup servis aşamasında da bir top ondan, bir top ondan o şekilde hani koyabilirsiniz. Servis o şekilde yapabilirsiniz böyle karışık olunca hani renkleri de haliyle kahverengimsi rengimizi ee, dediğim gibi hani göze hoş görünmedi ama hani vitaminli de bir çok pratik çok kolay da doğal bir dondurma yaptık geri kalan işte bal koymuştuk biliyorsunuz bir müddet daha çırptıktan sonra e, geri kalan artık dondurmamızı kalıbın kabın içerisine koyuyorum e, böyle taşma yaptı yani çok fazla geldi artık şöyle bir yuvarlak kase içerisine daha Dondurmamızı dondurmamızı Ben koydum ve artık buzluğa dinlenmesi için katılaşması için gönderiyorum Tabii ilk başta o kasenin ağzı açık olduğu için üstü açık olduğu için streç filmle kapatıyorum bu şekilde sizler daha böyle geniş bir kase içerisine koyup birkaç defa da çırpabilirsiniz Çünkü hani ilk başta bir buzlanma olur gibi oluyor ama hani zaten çabuk da eriyor bir 10-15 dakika sonrasında eridikten sonra Buzlanma dokusu kesinlikle kayboluyor yani şu andaki hani aşamada servis aşamasında e, ben böyle hemen e, bekletmedim dolaptan çıkartır çıkartmaz hemen sizlere e, dondurma kepçesiyle kaselerimi alıp hemen servis yapmak istedim bu yüzden hani e, hafif buzlu gibi görünebilir dediğim gibi sizler daha yumuşak bir dokuya sahip olması için birkaç defa e, çırpma işlemi yapabilirsiniz. Veya hani 10 dakika kadar 15 dakika kadar dışarıda bekledikten sonra servis yapabilirsiniz. O şekilde de yumuşak bir dokuya sahip olacaktır. Üzerine ceviz ve e, meyve soslu bir sos ile süsledikten sonra artık sizlere son e, halini gösterdim. Videomun da sonuna geldim. Bana destek için paylaşabilirsiniz. Değerli görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sizden ricam videodan çıkmadan like atalım ve abone olalım. En önemlisi hoşçakalın.